Bana şarkılar söyleten kadın kıvamında Mustafa. Berbat teşekkür olsa ederim. Artık olacak yani. Hayır, çok güzel oldu. Çok iyi olmasa çok da söylüyoruz yani. Zaten bir iddiam yok biliyorsunuz. Mustafa bu aralar değil, çok... O cesareti aynen gösteriyor olma. Aynen. Kesinlikle. Mustafa bu aralar çok değişti. Çok değişti. Aşırı maşallah. Derim. Aynen, çok romantikleşti. Hiç duymadığım kelimeleri duyuyorum falan böyle. Ne diyor mesela? Yani hiçbir kadının duymadığı kelimeler mi? Yok yani ben Mustafa'yı böyle beklemiyordum hiç. Hani Mustafa sert böyle, hani Mustafa Tuncay tabiriyle ediyoruz ya. O yüzden hiç beklemediğim şeyler. Her kadının duymak istediği şeyler. Mesela neydi? Hiç beklemezsin ama Mustafa o cümleyi kurdu ya da... Mesela aşkım der. Aşkların en güzeli der son zamanlarda. Aşkların en güzeli diyor. Hiç demeyen insan. Hiç duymadım. Son zamanlarda aşkların en güzelisi sen diyor. Ne yapmam lazım? Seni seviyorum diyor. Ne bileyim yani, bunları söylüyor bana. Bir yerden dengelemek lazım. İşte bazı insanların çok hoşuma gidiyor, ifade böyle edebilmesi için zaman lazım. Aynen. Evet. Deşmek, aşmak o kadar kolay değil. Bunlar sizin adınıza bir kere çok güzel şeyler. Vallahi ben elimden geleni yapıyorum Esra Hanım şu anda. Şimdi biz de bir tarafta elimizden geleni yapıyoruz. Onu da açıklamak istiyorum size. 20 Haziran 2017 günlerden Salı sevgili seyirciler. Mustafa Ceyda'ya evlilik teklifini etti. O görüntüleri zaten izlediniz. Şu anda da arkamdaki LED ekranda da o görüntüler ekrana geliyor. Biz o gün itibariyle Ceyda'nın babasını aramaya başladık. Editör buradaydı, gitti mi? Editör artık otomatiğe bağlı. Sürekli babanı arıyor. Babana ulaşabilmek, babanla konuşabilmek, onun düşüncesini, yorumunu almak, söyleyeceklerini dinlemek için. Ama baban kapı duvar. Yani. Ben de hiç konuşmadım. Salı gününden beri, daha önce de görüşmüyordunuz değil mi? Mustafa ile barıştığımızdan beri görüşmüyoruz. Mustafa ile barıştığın gün tarih neydi? Hatırlıyor musunuz? Bir ay oldu herhalde, hiç hatırlamıyorum. Bir ay oldu mu? Olmadı. Olmadı mı? Üçüncü hafta galiba. Üçüncü hafta, yani Haziran'ın ilk haftası. Aynen, o zaman. Aynen abla. O gün bugündür babanla konuşmuyorsun. Hiç konuşmuyorum. Buradan anlaşılan galiba seçim yapılması gerekiyor gibi ne bir bileyim, şey. Ne bileyim, hani şimdi şu da tepkidir kızım. Öyle moda geldi yani. Sen bilirsin. Ya da sen o Mustafa ile evlen, bir daha yüzümü göremezsin demek de bir tepkidir, iletişimdir. Neyse artık, ne yapalım, siz bu sevdadan vazgeçemiyorsunuz demek de bir tepkidir baba tarafından. Editör de burada. Sen salı gününden beri sürekli arıyorsun. Şimdi salı günden beri sürekli arıyorum hani sabah 5 kez, öğlen 5 kez, akşam 5 kez arıyorum. Ha, sen otomatiğe bağladın. Otomatiğe bağladım. Ekipteki bütün herkesin telefonuyla aradım. Dedim bizim numaralar peş peşe. Senin numaranı tanıyordur. Bizim numaralar peş peşe, onları açmaz diye. Akşam 8'de eve gidiyorum. Ari'nin telefonunu alıyorum, ondan arıyorum. Sonra babamlar karşımızda oturuyor. Annemin babamın telefonunu arıyorum, oradan arıyorum. Farklı numaralardan mesaj atıyorum. Her şeyi yaptım. Hani herkese ulaşırdım, babasına ulaşamadım. Mesaj da attım bu arada. Instagram'dan, DM'den de yazdım. Şimdi Instagram'dan yazdın. Attığın mesajlar var mı? Telefonum yukarıda. Telefonun yukarıda. Çünkü Ünal abi beni severdi, muhabbetimiz vardı. Onun dışında da hani konuşurduk, sohbet ederdik. İlla işle ilgili değil, yayınla ilgili değil. Kapı duvar diyeyim ben size. Evet, ben biraz önce kapı duvar dedim. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Hani mesajları farklı da attım. Hani Ünal abi bize kiraz yollamıyor musun dedim. Ünal abi Kadir gecen mübarek olsun dedim. Onlara da cevap vermiyor. Hani Kandili Bayramı her türlü yolu deniyorsun. Her yolu deniyorum. En sonunda herhalde bu cumartesi günü alırım bunları, Manisa'ya giderim. Şimdi bu arada bizim gündemimiz sizsiniz şu sebepten dolayı. İyisiniz, hoşsunuz, çok eğleniyorsunuz, çok mutlusunuz. Özellikle de sizi serbest bıraktık. Tabii, hani biraz o kafanız dağılsın. Daha çünkü sürekli o aile krizlerini yaşamaktan ilişkinizi yaşayamadınız. Tamam dedim mesela, karışmayacağım, bırakacağım dedim. Söz verdiğim gibi yaptın mı? Evet, hı-hı, aynen öyle oldu. Fakat yarın program bitiyor. Aynen öyle. Şimdi burada bizim himayemiz altındasınız. Program bittiği dakikada sen evine döneceksin. Sen Ankara'ya. Yine telefonlaşacaksınız, yine mesajlaşacaksınız. Ama sonraki süreç ne olacak? Esra abla, bayram geldi zaten.
Babam telefonlarımı açmıyorsa ben eve gitmiyorum deme gibi bir lüksün var mı? Ben öyle bir şey yapamam zaten. Ama kesinlikle babamla irtibata geçemiyorum. Kesinlikle kabul etmiyor hala beni. Şöyle bir şey var. Babamın ben huyunu biliyorum, çok aşırı kinci bir insan. Asla kolay kolay affetmez. Gelmesin istemiyorum demesine bakmam ben onun. Hani öyle der ama bir yandan da inşallah gelir, inşallah elimi öper der. Ya ben de öyle bu bayram, düşünüyorum Hüsnü Hanım yani. Şu an için şey bizim için o kadar şey oldu ki, çok iyi oldu ki bayramın olması, iyi bir vesile oldu. Hani genelde hep böyle şeyler olur, küsler bayramda barışırlar, el öpersin, kırgınlıklar geçer. Şimdi ben eğer buradan İzmir'e tek başıma gidersem, babam demez mi? Kızım hani Mustafa nerede? Program bitti. Bayram, Seyran. Hani o zaman nerede? Mustafa'ya soralım. Buradan. Şu an bütün her şey Mustafa'nın elinde Esra abla. Ya her şey nasıl benim elimde Ceyda? Nasıl benim her elimde? Her şey sana bağlı. Ben senin ailene ne yaptım ki bu kadar bir tepki var? Ben çözemedim burasını zaten. Şu an her şey hiç sana bağlı Mustafa. Bunu dışarıda da konuştuk. Babam beni eve almaz, istemez falan filan. Bu bence olacak iş böyle değil. Bir neden? Şey yapmaz. Niye biliyor musunuz baba? Esra abla? Ya tamam, bir erkek çocuğuna aile bunu diyebilir ama o kız çocuğuna söylenemez yani. Nereye gidecek yani? Kız çocuğu sonuçta. Hani erkek çocuğu neyse bir şekilde kendini bir yerden toparlar, işe girer, güce girer. Hani bir toparlar ama seni ailen atamaz. Öyle bir şey yok bence. Öyle. Peki aslında biz atamaz, olacak iş değil. Evet şunu atamaz ama ben şu an artık babamla, eğer böyle bir şey sen yapmazsan, babamla eski baba kız ilişkisi olmaz bizim aramızda. Hep bir mesafe olur Esra abla, onun olmasını istemiyorum. Yani şu an her şey Mustafa'nın elinde. Benim ailemle iyi olmamın. Her şey Mustafa'nın elinde. Kardeşlerimi göremiyorum. Sima'yı çok özledim. Annem her gün ağlıyormuş. Bilmiyorum. Mustafa. Efendim Esra. Yani cumadan mı, cumartesiden mi? Sen Ceyda'ların evine gidip ben Ankara'yı ikna etmeden oraya gidemem Esra abla. Şimdi bir tarafta da her şey Ceyda'nın elinde. Evet. O diyor ya Mustafa'nın elinde. Onun elinde olan da çok şey var. Mustafa'nın şu an ailesiyle arasında bir problem yok. Problem ailemle var Ceyda. Benim. Olmamasına uğraşıyorum. Problem yok diye bir şey yok. Var. Senin elinde, her şeyi düzeltmek senin elinde. Şimdi ben Ankara'ya gelsem benim bir yanım buruk olacak. Ben ailemle görüşmüyorum. Çok mantıksız. Tamam erkek tarafına gidilir. O zaman da bizi insandan, aileden saymıyor musun demeyecek mi benim ailem bana oraya gittikten Mustafa, sonra? Mustafa ailem, ben konuşmuyorum ailemle ve benim babamın aramda güzel olması senin elinde. Ceyda, senle aramızda sadece şu fark var bak. Şimdi kalkıp ki da ben ailemle görüşmüyorum. Sizin Ankara'ya gidersek Esra abla mantıklı mı? Tamam erkek tarafına gider ama ortada çok farklı Hayır, bir neden var şu an. O zaman şöyle yani yapacaksınız. Problem var. Direkt Ankara'ya gideceksiniz. Önce Mustafa'nın annesini de gönlünü alacaksınız. O anne de çok kırgın. Buradaki sakın krize şöyle bakmayın, yani kriz tek taraflı değil. Kesinlikle değil Esra. Ben babamla yani görüşmüyorum. Babam beni şu an düşman olarak görüyor. Senin babanı görüyor, nasıl ben kırdıysa sen de onun annesini o derecede kırdınız ve incittiniz. Şu an ben zaten tabii ki de Mustafa'nın ailesine de gideceğim. Ellerini öpeceğim yani. Bunu yapacağım. Bunu asla yapmam demiyorum. Ama şu an sorunlu olan benim. Bir tarafım buruk olan benim. Ben şimdi Ankara'ya gittiğimde ben kötü olmayacak mıyım? Ben çok kötü olacağım. Ailem demeyecek mi? Ben kızımı göremiyorum. Aramız kötü. Niye oraya gitti de benim yanıma bak, gelmedi? Hala benim elimi niye öpmedi? Canlı yayında diyorsun ki Ankara'ya İzmir muhabbeti yapıyorsun. Hala çocuklar yapıyorsun daha ya. Daha gerçekçi düşünün. Mustafa diyor ki kriz ben bende de var. Ben onu doğru bulmuyorum. Önce onların gönül rızasını alayım. Ben sırtımı aileme dayayarak Ceyda'nın evine gideyim diyor. Ceyda. Gelse gene yarım yamalak. Hadi oraya atlattınız diyecek ya annesi. Hadi güle güle dese. Geçen elimden gelen her şeyi yapacağım senin için diyor. Şimdi o asla olmaz diyor. Ceyda yapıyorum zaten. Beni bir davet eden oldu oraya. Bak daveti de geçtim. Davetsiz misafir olarak da gideriz. Dediği gibi Esra ablanın benim ailemle hiç konuşmadan oraya gideceğimi bilmeden veya bir gönül alma muhabbeti yapmadan ben oraya gidemem. Bunu bir kere kafadan çıkaralım. Tamam öyle gelme bir şey ben olmaz. Tek başıma giderim o zaman.
Bak bravo, başladığımız noktaya geri döndük. Yok Esra abla, bunu dışarıda kaç günden beri bunu konuşuyorduk. Hiç böyle bir şey söylemedi, şu an canlı yayına çıktık, nasıl bunu söylüyor. Bana bakarak konuşur musun ya? Nasıl demedim ya? Muhabbeti sürekli bir şey yapmıyor muyuz? Ankara muhabbetini sürekli böyle yapmıyor muyuz? Böyle bir şey söylemedim Mustafa, senin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sen ya yeter ki üzülme dedim bana. Ya şimdi her seferinde beni bir yalancı çıkarma muhabbetine girmen çıldırtıyor beni ya. Şimdi şu an bunu şimdi burada ne fark var? Diyorum ki önce Ankara'ya gidilir, konuşulur. Dediği gibi Esra ablan, en azından o rahatlıkla ben oraya gidebileyim. Ben rahat edemeyeceğim. Ben rahat edebilecek miyim? Ben ailemle, babamla, kardeşimi tamam, görmüyorum. Tamam, sorunun olan sensin. Ya. Sorununu çözelim diyorum işte. Ceyda, soruna buradan başlayalım diyorum şöyle ya. Şöyle düşün. Ya senin, sen Mustafa, gelmek istemiyorsun, yapmak istemiyorsun Mustafa. Aa. Yine geldi aynı yere ya. Neye çık dedin? Söyle bakayım. Neyi? Söyle Ceyda. Ya ben annemi babamı özledim ya. Ceyda göreceksin zaten. Ben kardeşlerimi özledim ya. Konuşamıyorum, konuşmuyorum diyorum ya. Senin yüzünden diyorum, senin için ailemi karşıma aldım. Senin yüzünden ne demek diyorum ya? Ben mi dedim Ceyda ailemi karşıma aldım diye? Diyorum. Senin, senin için yüzünden diyorum demek ne demek ya? Ben mi senin dedim sana ailemi karşıma aldım diye? Senin için ailemi karşıma aldım diyorum ben. Ben zorladım mı bunu sana? Ne demek istiyorsun ya? Ya şimdi zorladın mı? Ya ne demek bu ya? Ben senin yüzünden ailemle görüşmüyorum. Beni mi suçluyorsun? Şimdi böyle mi oldu? Diyorum ki ailenle görüşeceksin. Ben mi yaptım onu? Ailenle şimdi, aranı düzelteceğiz ama bu süreci Ankara'dan başlamamız gerekiyor diyorum. Anladın mı? Ben de İzmir'den başlamamız öyle lazım. Öyle bir şey yok Ceyda. Öyle orada bir şey hiçbir şey yok. Öyle kusura bir şey yok. Kusura bakmayacaksın. Ben annemi babamı kaç aydır görmüyorum. Ben ezip geçip oraya gidemem. Ya. Hiç kusura bakma. İyi, sen ezip geçme ama ben ezip geçeyim. Tamam oldu. Ben ya tek başıma ya sen ezip giderim geçmiyorsun diyorum. Sorun o taraf İzmir'deyse Ankara'dan başlayalım diyorum. Rica ediyorum. Olur mu? Ben kardeşlerimi özledim Mustafa. Kabul etmiyorum. Allah böyle Allah. Bir şey. Böyle bir saçmalık Ceyda, yok. Sen daha 6 boş bir şeyin peşinden koşuyorsun. Buradaki en büyük sıkıntı... Aha, bütün acıları ben mi çekeceğim? Bir şeyler yapsın Ceyda ya. Bir dinle de bir almaya çalış. Bütün de elini birazcık taşın altına koysun. Ha, bütün ama yük çok güzel bende bir şey söylüyorsun. Benim ben gelsem babam kapıdan almıyorum der. Kız babası nihayetinde alır. Ama siz orada olduğunuz olduğunuz zaman Mustafa'nın ailesi yarım kalırsa ne olacak? Ben ailemle konuşmuyorum Esra abla. Bunu daha ne kadar şey yapabileceğim, söyleyebileceğim artık. Vallahi bıktım ya. Mantık ya, azıcık mantık ya. Ben ailemle konuşmuyorum Mustafa. Babamla, babam beni evlatlıktan reddetti diyorum ya sana. Ya kimse kimseyi reddedemez evlat. Ne yapıyorsun delik bir reddetti ya? Ceyda. Bak bu konuşmalar da biliyorsunuz değil mi, ailelerinizin canını açacak ve tebrik biliyorum, ediyorum sizi. Biliyorum, dikkat ediyorum. Diyelim ki siz buradan Ankara'ya gittiniz. Annesi dedi ki Mustafa'nın, diyelim geçir ki varsayın, çok iyi niyetli düşünüyorum. Kızım o iş öyle olmaz, biz de geliyoruz. Bu kötü bir şey mi? Niye bunları hesap edemiyorsunuz ya? Öyle bir şey olmayacağını çok iyi biliyorum. Nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Nereden biliyorsun ya? Mustafa tamam, bayramda sen Ankara'ya git, ben de artık bilmiyorum ne yapacağım. Ne diyorsun yani sen şimdi, ne diyorsun? Bana söyler misin bir? Bir şey demiyorum. Ne yapmak senin istiyorsun Ceyda? İşte sen Ankara'ya gitmek istiyorsun bayramda, ben de bilmiyorum. Yani sen diyor artık musun yani Ankara'ya ben seninle gelmiyorum mu diyorsun? Ben ailemin yanına gitmek istiyorum. Tamam buyurun, hep beraber dağılalım o zaman. Öyle ben, olacak, ben şu Ankara'ya, sen İzmir o zaman. Zaten. Senin istediğin bu zaten. Ya beni çıldırtıyorsun, yemin ederim ya sonundan bak vallahi ya, çıldırtıyorsun ya. Allah razı. Vallahi beni çıldırtıyorsun ya. Biliyorum ama ne olur 2 dakika ya. Şu an gene... Senin yüzünden sabahtan demesi beri çok ne kötü konuşuyorduk ya. Ya. Ceyda, senin yüzünden, yüzünden ne demek ya? Senin için. Senin yüzünden dediğimden kastım, senin için ailemi karşıma aldım ben. Kardeşlerin ya yüzünü göremiyorum sen Mustafa. Ceyda, yanlış bir suç mu işledin? Sen ne yaptın ya? Sen aileni karşına aldın ama Mustafa'nın ailesini... Ama bana diyor ailesini... ki ben mi yaptım diyor. Ben mi dedim sana diyor. Bu kadar saçma, çok kötü bir şey bunu duymak Mustafa'dan ya. Okyanusu geçtik, çayda boğuluyoruz ya. Yemin ederim bak. Okyanus geçildi. Esra abla, ben mi diyorum ailenle kötü ol diye diyor bana. Ben mi dedim, ben mi yaptım diyor. Bu kadar kötü bir cümle olabilir mi? Ne kadar ağrıma gitti benim bu. Ben ama neler yaptım şey onun yaptı için ya? Ne yaptım? Ceyda şu an... Mustafa'nın annesi... Bir daha Ceyda ile olursa evlatlıktan reddederim dedi Ceyda. Tamam. Ben bak ailemi bunu kulaklarıyla Esra abla da senin ailesinin karşına yani senin ama ailesiyle konuşabiliyor hala. Ama ailesi yine de konuşuyor. O konuşabiliyor, ben konuşamıyorum. Neden ailesi konuşuyorum biliyor musun ailemle? Ailem benim belli başlı huylarımı çok iyi bilir Esra abla. Bana bir şey direttikleri zaman ben onun üstüne gideceğimi biliyor. Şu an onlar sadece dedi ki bizim rızamız yok ama ne yapıyorsan yap modundalar. Sadece ondan konuşuyoruz. Yani benim ailemle de aramda emin ol soğukluk var yani, eskisi gibi değil.
Anladın mı? Sen de konuş, sen sadece konuşmuyorsun. Ben kardeşlerimin yüzünü göremiyorum ya. O kadar saçmalık yok ya, çok yıprandım ya. Gör işte, bunun için çabalayalım diyorum ben de. Yemin ederim yıprandım, kaç günden beri neler diyorsun, tamam mı? Senin için elimden geleni yapacağım. Ceyda yapayım diyor, yine yapacağım diyorum ya. Oradan gelin, ya ben Türkçe konuşmuyor muyum ya? Ne demek istedim bir anla ya. Sen dışarıda ne dedin? Esra abla bir şey demedim, elimden geleni ya, yapıyorum elimden işte. Elimden gelen her şeyi yapacağım, yeter ki sen üzülme, senin gözyaşlarına kıyamam. Gider, gerekirse babanın elini de öperim dedi, şimdi dediği lafa bak ya, Esra gideceğiz abla. Zaten, ben gitmeyeceğiz demiyorum, gidelim de başlangıcı süreci şeyde başlatalım, Ankara'dan başlatalım diyorum ya. Peki. Ya böyle bir şey yok ya. Al mikrofonu. Şu anda babandan çekiniyor olabilir, anladın mı? Belki ailesine gitmek istiyor olabilir babanın. Ve çok daha sağlıklı. Ya daha babandan için de daha onur verici bir şey ailesiyle gelmesi. Evet, gelmesi. Daha gururlu. Ben de çok mantıklı bir şey söylüyorum. Kere zaten benim ailem ben oraya zaten göndermez Ceyda ile. Yani Bera gidecekse zaten beraber gider. Benim de babam Ankara'ya göndermez. Neden o derseniz zaman. Bu eski bak, olayları bak, biliyorsunuz Esra abla. Esra peki, abla yok. Bir gidin sakinleşin. Hayır. Yalnız ayrı yerlerde sakinleşmenizi rica ediyorum. Ben buyurun. Sinirli falan. Benim aklımda da çok güzel bir şey vardı. Onu da sağ olsun. Teşekkürler. Yine aile konusu açıldı, biz gene berbat gittik yani.